Türkiye'nin güneydoğusundaki terörle mücadele operasyonlarının neden olduğu insan hakkı ihlalleriyle ilgili bir memorandum yayınladınız. Memorandumdaki belli başlı gözlemler nedir? Başlıca gözlem, Güneydoğu'da yürütülen terörle mücadele operasyonlarının gerçekleştirilme biçiminin çok sayıda insan için önemli insan hakkı ihlallerine neden olmuş olması. Her şeyden önce sokağa çıkma yasakları yasal değil. Yasal temelden yoksun. Uygulandıkları haliyle yasalarda yeri yok. Yani which means that they're not legal. This yani yasalara uygun değil. Venedik Komisyonu da konu hakkında hazırladığı görüşte aynı şeyi söylemişti. Sokağa çıkma yasağı istiyorsanız bununla ilgili bir yasanız olmalı ve bu yasayı kullanmalısınız. Fakat sokağa çıkma yasağının gece gündüz ne kadar süreceği belirsiz biçimde aylarca uygulanması vatandaşların birçok alandaki insani haklarıyla çelişir. Eğitim hakkı, özel yaşam hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, örgütlenme hakkı mülkiyet hakkı gibi. Aslına bakacak olursanız buna yüz binlerce kişiyi gözaltında tutmak gibi bir şey de diyebilirsiniz. Bunun arkasında terörle mücadele operasyonları var. Burada terör tehdidini sorgulamıyorum. Türkiye'de ve özellikle de Güneydoğu'da üstesinden gelinmesi gereken çok ciddi bir terör tehdidi mevcut. Terörle mücadele operasyonlarına olan ihtiyacı da sorgulamıyorum. Fakat bu operasyonların gerçekleştiriliş tarzı ve tamamen orantısız güç kullanımıyla kentlerde bazı semtlerin haritadan silinmesi kabul edilemez. Bunun başlıca nedeni de güvenlik güçlerinin cezadan muaf kalması. Bu da uzun soluklu bir sorun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bu konuda önemli bir iştihat var. Burada da sivillerin ve teröristlerin ölümü üzerine neredeyse hiçbir soruşturma yapılmadığını görüyoruz. Kimse ceza almıyor. Bölgede güvenlik güçlerine dokunulmazlık verildi. Türkiye gibi bir ülke terörle nasıl başa çıkmalı ya da mücadele etmeli size göre? Terörle mücadele operasyonu düzenleyecekseniz her şeyden önce sivilleri korumak için tüm önlemleri almalısınız. <laughs> Bu da ya bölgeyi tamamen boşaltmak ya da belirli hedeflere nokta operasyonlar demek. Bölgede yaşayanlara evinizden ayrılmalı ya da evde kalmalısınız gibi kafaları karıştırıcı mesajlar gönderilmemeli. Bu gibi durumlar insanlar için pek net değildir. Buna ek olarak bir avuç teröristi öldüreceğim diye on binlerce kişiyi yerinden edemezsiniz. Öldürülen terörist sayısı ile yerlerinden edilen siviller arasındaki oran benim için çok çarpıcıydı. Sur'da bir mahallede örneğin öldürülen bir teröriste karşı 440 kişi yerinden edildi. Bu da on binlerce kişi için önemli bir hak ihlalidir. Elbette bir de bu zararın tazmini konusu var. Teröristlerden veya güvenlik güçlerinin operasyonlarından zarar gören sivillerin maddi olarak ama aynı zamanda psikolojik ızdırap nedeniyle tazmin edilmeleri gerekiyor. Hükümetin özel mülkiyeti kamulaştırdığına tanık oluyoruz. Bu da sorun yaratıcı bir durum. Eğer yeniden inşa etmek istiyorsanız Mülkü sahibinden almak zorunda değilsiniz. Mülkü insanlardan almayıp onlarla beraber çalışabilir, kendilerine destek olabilirsiniz. Türk makamlarına veya hükümetine ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Öncelikle sokağa çıkma yasaklarına bir son verilmeli. İkinci olarak ciddi hatalar yapıldığı ve insan hakkı ihlalleri kabullenilmeli. Mümkün olduğu ölçüde her ölümle ilgili soruşturma yürütülmeli. Bu yanlışlara neden olanlar cezalandırılmalı. Terör saldırıları ve güvenlik güçlerinin neden olduğu ihlallerden zarar gören mağdurlar tazmin edilmeli. Thank you.